Baba Torik. Herkese merhabalar. 9 Nisan 2011 tarihinde oynanacak Orlando Magic Chicago Bulls maçını biraz inceleyeceğiz şimdi. Doğu'da playoff sıralarını kesinleştiren iki takımın mücadelesi olacak bu aslında. Chicago ve Orlando'nun. Ve büyük ihtimalle de bu iki takım Doğu yarı finalinde de tekrar eşleşecektir. Bu nedenle bu maçın her şeyden önce bir mesaj değeri var. İki takım da birbirine bir mesaj vermek isteyecektir. Bu iki takımın sezon içindeki önceki maçlarına bakacak olursak, bu ilk 20 maçlık dönemde Chicago'nun daha kötü performans sergilediği dönemde, bu çıkışını yapmadan önceki dönemde, Chicago çok ağır iki mağlubiyet aldı Orlando'dan. Hatta bir de NBA tarihinin en ağır mağlubiyetlerinden biriydi. 40 sayılık ve 30 sayılık iki mağlubiyet aldı. Ama daha sonra Chicago yükselişiyle birlikte Orlando'yu iki maçta da yendi ve şu an seri aralarında 2-2. Bu ikisinin arasındaki 5. maç olacak. Ve Chicago bu mesajı vermek için bu maça inanacaktır. Her ne kadar birinciliğini garantilemiş olsa da, şu an biraz kadroyu genişletmiş, dinlendirmeye başlamış olsa da, bence Chicago bu maçı kazanmak isteyecektir. Saha içinde de Dwight Howard'ın bu maçta ben çok fazla etkili olamayacağını düşünüyorum. Bu Chicago'nun kazandığı iki maçta da böyle oldu. Çünkü Chicago'nun çok etkili bir uzun rotasyonu var. 5 kişiden oluşan. Taj Gibson, Carlos Boozer, Joakim Noah, Ömer Aşık ve Kurt Thomas. Bunlar Dwight Howard'ı savunurken faul yapmaktan çok fazla çekinmeden rahat rahat savunuyorlar ve Dwight Howard'ı bu biraz negatif etkiledi, bu çok fazla faul almak bu Chicago maçlarında. Aynı zamanda Jamal Nelson, Gilbert Arenas ikilisi de çok rahat savunamayacaktır Derrick Rose'u, çok zorlanacaklardır. Derrick Rose çok rahat drive edecektir ve uzunların üzerine de gitmekten korkmadığını biliyoruz Derrick Rose'un. Bu da Dwight Howard'ı faul problemine sokabilir. Bu maç düşük tempoda bir maç geçecektir. Bol faul olacağını düşünüyorum ben. İki tarafında pota altında sertliği oluşturmak için çok fazla faul yapacağını düşünüyorum ve bu nedenle iki takımın da 90-95 civarı skor atacağını düşünmekteyim. Ancak Chicago bu maçı kazanıp hem seride 3-2 durumu yapıp hem de Orlando'ya muhtemel bir doğu yarı finali öncesi gereken mesajı verecektir. Baba Torik.